Herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, CHP'de çarşı karıştı desek doğrudur. İzmir, Ankara, İstanbul. İzmir'de Aziz Kocaoğlu dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı ve dedi ki sen eğer falanca kişiyi getireceksen ben yeniden aday olacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da çok sert bir tartışmanın içerisine girdikleri tekrar kulislerden bize yansıyan son bilgi. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir karar alacağını bilmiyoruz ama İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun gücünü kimse inkar edemez. Eğer Aziz Kocaoğlu istemiyorsa bir başkasının gelmesini, büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu Aziz Kocaoğlu'nun istediği kişiyi ya da kendisini tekrar İzmir'e belediye başkanı, başkan adayı yapacaktır. İzmir'de neler olacak önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da işler hakikaten yavaş yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş derken Mansur Bey'e bir göndermede bulunuyorum. Yeni bir slogan belirlemişler. Ben size soracağım. Bu Ekmelettin Ekmekoğlu mu? Pardon, ekmek için ekmek mi? Neydi o ya? Ekmek için Ekmelettin. Slogan böyle değil mi? Ekmelettin Bey aday olduğu zaman ekmek için Ekmelettin demişlerdi. Bir de şimdi Mansur Yavaş, İrfan, Mizan neydi? Ne diyordu Hakan? Nizam, İrfan, İzan. Tekrar söyleyelim. İrfan, Nizam, Mizan. Mizan değildi, pardon. Ya karıştı gitti vallahi. Hakikaten bu. İrfan, Nizam, Mizan karıştı işte, bilmiyorum. Altına da ne yapmış biliyor musunuz? Mansur ismini eklemiş ve onun altına da bereket ve huzur. Bir fırın gibi yani, bir fırın görüntüsü. Mansur, bereket ve huzur. Allah, bir de altına bir şarkı döşemişler. Hani seçim şarkısı. Türkiye'nin başkenti, sen de bir düşün. Bozkır'da doğan bu kent, senin de düşün. Evlere şenlik Ankara'da, bir de Ankaralı havası estiriyor Mehmet Özal Seki'ye karşı. Mehmet Özal Seki Kayserili ya. O şarkıyla, bu sloganla, bu isminin altında bereket ve huzur diyerek Mehmet Özal Seki'yi diskalifiye etmeyi düşünüyor Mansur Yavaş. Şimdi soruyorum size. Ekmek için Ekmelettin mi? İrfan, Nizam, Mizan neydi? Hakan, tam söyle, göster onu bana. İzan, Nizam, İrfan. Ekmek için Ekmelettin mi? İzan, Nizam, İrfan mı? Siz hangisini beğeniyorsunuz? Allah aşkına bak, gerçekten bütün samimi olarak görüşlerinizi yazın yorumlara. Onu bir görelim. Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul'da 16 Ocak'ta adaylar açıklanacaktı. CHP'nin ilçe belediye başkan adayları açıklanacaktı. Birdenbire 16'sının öğlen saatlerine kadar herkes bekledi. Evet, bu iş tamam dedi, açıklanıyor dedi. Her ne olduysa, hangi adaydan sıkıntı çıktıysa ya da hangi adayı biraz böyle bir kafa gösterdiyse ya da Ekrem İmamoğlu yumruğunu hangi masaya vurduysa genel merkez açıklama yapmaktan vazgeçti ve 26 Ocak tarihinde CHP'nin İstanbul adaylarını, ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı genel merkez tarafından bildirildi. Şimdi ben dün gerçekten etkili bir siyasetçiyle konuştum, CHP'li. Dedim ki ya, dedim, bu sizin adaylar niye erteleniyor dedim. Neden açıklanmadı? Niçin dedim Şubat'ın başına kadar bir süre verildi? Şimdi ocağın 26 dedim, ilk 26 işte 4 gün kalıyordu. Şubat yani. Biraz böyle bir Azeri şivesi var onun. Hemşerim aynı zamanda. Ya dedi, senin haberin yok dedi. Bizi Nevruz'da açıklayacaklar dedi. Ya AK Parti Kasım'da açıklamış. Ya bugüne kadar beklemenin ne anlamı var dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na bir rol verdiniz. Adam sabahtan akşama kadar iyi niyetle çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Bir bakıyorsunuz Sultanbeyli'de, bir bakıyorsunuz Güngören'de, bir bakıyorsunuz Şişli'de, bir bakıyorsunuz Kağıthane'de. Herkese dokunuyor. Bu bir gerçek. Fenerbahçe'sine de gitti, Galatasaray'ına da gitti. Beşiktaş'a da gidecektir. Büyük bir ihtimalle Trabzonspor'u da ziyaret edecek. Her kesime dokunma gayreti içerisinde. Ama bu bir kişiyle olmaz ha. Yani ilçe belediye başkan adayları açıklanmadan Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar çaba sarf etmesi CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Kazandırmaz. Beykoz'u düşünelim. Beykoz'un kaç tane mahallesi var ya? Beykoz'da diyelim ki 60 tane mahalle var. 26 Ocak'ta açıklanacak olan bir aday o tarihten sonra hangi mahalleye, hangi sokağa, hangi insana dokunacak, nereye gidebilecek, kaç kişiyle konuşabilecek, kaç kişinin oyunu isteyebilecek, kendini nasıl anlatacak? Zeytinburnu'ndan Murat Aydın şeye geçti, Beykoz'a. Bakın, günlerdir çalışıyor. Günlerdir Beykoz'u tarıyor. İnsanlarla diyalog içerisinde çok güzel de bir veda partisi yaptı Zeytinburnu'na. CHP
Dedim ya, çarşı karışık. Yani bu iş herhalde Ekrem Bey'in de hoşuna gitmemiş olmalı ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme gereği duydu. Birileri gidiyor, birileri geliyor, birileri açıklanıyor. Mesela İzmir birkaç gün önce bana gazeteci bir arkadaşım dedi ki İzmir'in adayını belirlediler. Sabah oldu, Aziz Kocaoğlu meselesi çıktı. Karışık, hakikaten karışık ve bu insanlarda nasıl oy alacaklar, ne zaman belirlenecek daha belli değil. Şimdi mesela Gürsel Tekin'in adı İstanbul için geçiyordu. Adam çıktı 2 yıl boyunca İstanbul'u karış karış gezdi. Herkesle konuştu, herkesle görüştü. Mustafa Sarıgül ya. Ya Mustafa Sarıgül eğer aday yapılacaksa kardeşim niye açıklamazsın sen ya? Kim olacak diye bekliyor. Yani mesela Hayri İnönü mü olacak? Mustafa Sarıgül mü olacak? Önceden burayı bir kestirsen, senin ilçelerin zaten güçlü olduğun yerler belli. Neyi bekletiyorsun? CHP bir tarafa savrulacak, öbür aday bir tarafa savrulacak. Onun gönlünü kazanayım diye bir takım hareketler içerisinde olacaksın. İnönü soy isminden vazgeçmem diye Hayri İnönü gibi hakikaten varlığıyla yokluğu belli olmayan bir kişiyi savunacaksın, koruyacaksın ya da prim vereceksin. Gerçekten bu siyaseti bir öğrenebilseniz bir takım yerlerde kazanabileceksiniz. CHP'li genç bir arkadaşım geçen gün dert yanıyor. Diyor ki ya 1000 yıl geçse CHP iktidar olamaz. CHP hiçbir yerde iktidar olamaz. Neden diyorum kardeşim? Niye öyle söylüyorsun? Sen CHP'li değil misin? Diyor ki abi ben CHP'liyim ama yani Allah aşkına her şey de ortada diyor. Ya AK Parti'nin yaptığına bakın, bizim yaptıklarımıza bakın diyor. CHP'liler olarak AK Parti'nin tepesindeki Recep Tayyip Erdoğan'a imreniyoruz. Zamanında açıklama yapıyor. Adaylarını bir bir ortaya çıkarıp halkın önüne sunuyor. Adaylar da çıkıp, ulan bu ne la? Allah Allah, seslere bak. Ne diyorduk ya, kuşlar bırakmadı. Sonuç itibariyle o CHP'li genç kardeşim haklı. CHP'de bir arpa boyu yol alınamıyor. Kars'ta mesela, Kars'ta. Aylarca Naif Ali Beyoğlu'nu beklettiler. Şimdi görecekler ne olacağını. Taner Toram'ın adayı gösterdiler. Aferin. Kocaman bir alkış diyor. Niye bu kadar beklettin kardeş? Sorunun cevabı yok. Şimdi sonuç olarak ben şöyle bağlayayım. CHP'de seçim kazanacak, gerçekten büyük farkla seçim kazanacak kim varsa herkes şöyle uzaklaştırılıyor. CHP'den ya da adaylıktan. Şimdi Mustafa Sarıgül olayı istisna. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na kalsa Mustafa Sarıgül de aday göstermeyecek. Hayri İnönü'yü ekmek için ekmelettiğini, benzeri siyasetçileri CHP'nin içerisinde toplayacak kurşun asker ya da kurşun belediye başkanı işte. Yani önümüzdeki dönemde koltuğunu sağlama almak için öyle bir gayret içerisine girecekti. Ama ya Mustafa Sarıgül'ün de gücü belli. Yani CHP olmazsa DSP, DSP olmazsa bir başka partiden mutlaka Şişli'yi büyük bir farkla kazanacak bir isim. Millet sabırsızlıkla bekliyor adaylığının açıklamasını. Bir gidin görün, biraz Şişli'yi görün. Barış arkadaş var mesela CHP. Kadıköy'de, Ataşehir'de ya da herhangi bir yerde, İstanbul'un herhangi bir ilçesinde aday yapın, ceketini koysun, kazanır. Çünkü halka dokunan bir gazeteci kardeşimiz. Biliyor bu işi. Ama Barış arkadaş mesela milletvekili yapılmadı. Şimdi siyasetin hiçbir yerinde yok ama buna rağmen çalışmalarına devam ediyor. Millet talep etmesine rağmen, CHP'lilerin çok istediği bir isim olmasına rağmen Kemal Bey ona da geçit vermiyor. Tıpkı Gürsel Tekin'e, Muharrem İnce'ye o kadar çok kişi ayıklandı ki isim isim sayarsan sabaha kadar bir liste yapmış olursun. Evet, 26 Ocak'ta CHP İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak inşallah. Bekleyelim, görelim kim gidecek, kim kalacak. Bazı isimlerin şimdiden gidici olduğu söyleniyor. Kartal ve Avcılar'ın kesinlikle değiştirileceği konuşuluyor. Beşiktaş, Ataşehir hala belli değil. İyi Parti 5 tane ilçe istiyormuş. Hangi ilçeleri istediği henüz netlik kazanmadı ama CHP galiba orada biraz bocalıyor. İyi Parti'ye ilçeler verilsin mi, verilmesin mi? Netleştiremedikleri için de böyle gecikmeler oluyor. Gecikme oldukça tam tabirle aday adayı olan ya da adaylığına kesin gözüyle bakan kişiler çıldırıyor. Buna güç dayanmaz vallahi. Hayırlı olsun diyoruz. Mansur, huzur ve mutluluk. Hoşçakalın.